pozitif eğimli eğriler, kuralımız eğrinin bir noktasının eğimini bulmak için teğetler çizilir. Peki tamam, teğetler çizilir de bulacağımız bu eğim bizim ne işimize yarayacak? İktisatta ne olacak ki? Arkadaşlar, matematikte eğim dediğimiz şey biz iktisatta marjinal diyoruz. Eğim marjinal demektir. Ve biz bu eğimi bulduğumuzda eğim bize yukarıdaki eğrinin nasıl arttığını söylüyor. Eğim bulurken birinci adımımız x'in, yani yatay eksenin düşük değerlerine denk gelecek bir teğet çiziyoruz. Arkadaşım, burada gördüğün A noktasının eğimi teğetin de eğimidir. Devam ediyorum. Her zaman şöyle yapacaksın. Her zaman x'in değerini arttıracaksın eğim bulurken. Ve x2'ye B noktasına bir teğet daha çizeceksin. Arkadaşım, iki tane teğet çizdik, görüyorsun. Şimdi ben yoruma geçtim. Bana teğetlerin eğimi negatifin pozitifin, bu lazım. Nasıl anlayacağım? Pozitif belli bak. Değil mi? X artarken Y de artıyor. Göremedim bak, dikkat et. Hemen şuraya alalım. Şu teğeti taşıdım buraya ben. Teğeti taşıdım. X artarken arkadaşım Y de artıyor mu? X artarken bak, X artıyor, Y de artıyor. O zaman nedir? Pozitif, değil mi? Teğetlerin eğimi pozitif. Bu teğetin eğimi pozitif. Teğetlerin eğimi pozitif. Bana pozitif mi, negatif mi olduğu lazımdı? Teğetlerin eğimi pozitif. Yani arkadaşım, teğetin eğimi pozitif. Neden pozitif? Çünkü X artarken, değil mi? Bak, X artıyor, görüyorsun. Şuraya yazayım. X artarken Y de artıyor. Bu yüzden pozitif. Yani buradaki eğim artı 2 olabilir, artı 3 olabilir, artı 4 olabilir. Ama artı olacak, değil mi arkadaşım? Arkadaşım, yoruma devam ediyorum. Şimdi X1'di, X2 yapmıştım, değil mi arkadaşım? Yoruma devam ediyorum. Peki X arttıkça, çok önemli, dikkat et. X arttıkça teğetlerin eğimi artıyor mu, azalıyor mu? Azalıyor. Nereden anladın? Çünkü yatıklaşıyor. Değil mi? Teğetler yatıklaşıyor. Teğetler yatıklaşıyor. Yani teğetlerin eğimi azalıyor. Ne yapıyorum arkadaşım? Yorum yapıyorum. Teğetlerin eğiminin pozitif olduğunu buldum. Ama bitmedi. Ne yaptım? X'i arttırdım. Bakın, X'i arttırdım. Ve diyorum ki ben X arttıkça teğetler yatıklaşıyor. Yani eğim azalıyor. Yorum şimdi tamam oldu. Teğetlerin eğimi pozitiftir. Ve teğet yatıklaşmaktadır. Yani eğim azalmaktadır. Eğrinin yorumunu sordu zannediyiz arkadaşım. Ne diyoruz? Şimdi şunu öğrendik biz. Pozitifti değil mi teğetler? Eğim pozitiftir ve azalmaktadır. Eğri için son cümlemiz ne? Yani nihai cümlemiz. Bize soruların soruya cevap vereceğimiz cümlemiz. Eğri azalarak artmaktadır. Eğri azalarak artmaktadır.